Aldığımız kararlar, uygulamaya koyduğumuz tedbirler, iç dünyamızın dirayetli duruşu ve en önemlisi milletimizin desteğiyle hamdolsun bir kez daha bu felaket senaryolarını yırtıp attık. Ülkemizi hızla bir toparlanma sürecine sokarak 3. çeyrekte ekonomimizi yeniden artı büyümeye geçirdik. Öncü göstergeler 4. çeyrek rakamı da açıklandığında inşallah 2019'un tamamını da artı büyüme ile kapatacağımıza işaret ediyor. 2019'da tarihte eşine nadir rastlanacak şekilde faizler 4 ayrı indirimle yılı %12 ile kapattı. Bu yılın ilk ayında faiz rakamı %11,25'e geriledi. Piyasa faizleri %8,10. Bu aralıkta. Gezi olayları döneminin gerisindeki seviyeye kadar hamdolsun düştü. Risk göstergemiz 235'e geriledi. Borsamız tarihinin en yüksek seviyesi olan 120 binleri buldu. Ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatları endeksi %12,2 ve üretici fiyatları endeksi de %8,8 olarak gerçekleşti. İnşallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan %8,5'un bile altına ineceğiz. Merkez Bankası döviz rezervimiz 2018 Ağustos'undaki rakamın da üzerine çıkarak 105 milyar dolar seviyesine seyrediyor. Başbakanlığım döneminde hatırlayın 135 milyar doları da bulmuştuk. Onu da tekrar Allah'ın izniyle yakalayacağız. Turizmde yılı 51,7 milyon turist ve 34,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. Turizmde patlama. Geçtiğimiz yıl ihracatımız %2'nin üzerinde artarak 180,7 milyar dolara yükseldi. Yani 181 milyar dolar. Dış ticaret açığımız %45 düşerken ihracatın ithalatı karşılama oranı %76'dan %86 seviyesine çıktı. Türkiye çok uzun bir süre cari dengede fazla verir hale gelmeyi başardı. Kasım ayı itibariyle 2,7 milyar dolar cari fazla elde ettik. Geçen hafta açıklanan Ocak ayı dış ticaret rakamlarımız ise bu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Ocak'ta ihracatımız aylık bazda %6,1 artarak 14,8 milyar dolara, yıllık olarak 181,6 milyar dolara ulaştı. Bu şimdiye kadarki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına tekabül ediyor. Yine Ocak ayında otomobil satışlarında %100'ün üzerinde bir artış yaşandı. Görüldüğü gibi faizler indiği halde ne döviz kuru patladı, ne enflasyon zıpladı, ne piyasalar karıştı, ne başka bir sıkıntı yaşandı. Tam tersi açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe işaret ediyor. Bu tablo ülkemizde eskiden beri sürekli faizleri indirirseniz batarsınız, bitersiniz diyen zihniyete verilmiş en güzel cevaptır. Ekonomimizin gerçeklerine uygun olarak bu süreci kontrollü bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sözlerimi turizm sektörümüz açısından önem taşıyan bir müjdeyi milletimizle paylaşarak tamamlamak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik.